Arkadaşlar hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün güzel bir yemekle başlıyoruz. Her zamanki gibi akşam yemeği. Ancak bu yemek biraz hem pratik olacak bizim için hem de yalancı mantı yapacağız arkadaşlar. Ben neyle mantı yapıyorum hep beraber görelim. Arkadaşlar mantıyı makarnayla yapacağım. Şöyle bizim küçük makarnalarımız vardı Ankara'nın. Hatta bunların bence boyları ufalmış. Daha uzundu bunlar. Küçültmüşler diye düşünüyorum, değil mi? Haksız sayılmam, daha uzundu bunlar. Ve daha tombikti. Her neyse bundan yapacağım. Üzerine yoğurt, sonra da pul biber, nane, yağdan şöyle biraz geçireceğim. Üzerine dökeceğim. Onlarca bir küçük bir alışveriş yapmıştım. Onu size göstermek istiyorum. Çağla'dan kuru yemiş aldım arkadaşlar. Bu soslu mısır. Kilosu 25.95. 4.52'ye tuttu bu kadarı. Sonra kokteyl lüks karışık çerez aldım. Bu da kilosu 72.95. 29.76 tuttu. Bunları zam gelmeden ufaktan biraz alayım istedim. Misafirlere de çünkü ikram ediyorum. Güzel oluyor. Şimdi suyumuz ısındı. Makarnamıza geçelim. Evet, makarnamızı alıyoruz arkadaşlar. Bu kadar yeter diye düşünüyorum. Bunu da Çağrı sonradan kendine bir tabaklık makarna yapar herhalde. Üzerine tuz ekleyeceğim. Sıcak suyumuzu ekleyelim. Bir kere karıştırdın mı? Tamam. Bu güzelce de kaynasın. Sonrasında da hemen sosumuzu hazırlarız. Evet arkadaşlar, makarnamız oldu. Şimdi bunu güzelce süzelim. Su tutalım. Evet. Şimdi sosunu hazırlayalım. Sıvı yağ döküyoruz arkadaşlar. Altını yakıyorum. Sonra biraz nane ve pul biber dökeceğim. O sırada ben yoğurdumu çıkartayım. Şimdi yağımızı dökelim, nanemizi. Ben bol naneli seviyorum. Sizler de herhalde yapmışsınızdır, yani çoğunlukla yapılıyor bu tarif. Basit bir şekilde. Oh, çözdürmeye başlıyor. En güzeli bu zaten. Kokusu çıksın. Evet, yakmadan kaldırıyoruz. Şimdi yoğurdumuzu hazırlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle makarnamızı döküyoruz. Makarnamız soğuk olması önemli çünkü yoğurt yoksa keser sıcak olursa. Ben yoğurdumun hepsini kullanacağım, az kalmıştı. Şimdi karıştırıyoruz. Az bir şey tuz ekleyeceğim. Nane öyle güzel koktu ki. Gerçekten çok acıkmışım. Bazıları mayonez de koyuyor ama ben çok yakıştırmıyorum. Çünkü nane, pul biber yaptığımız için güzel olmuyor. Şimdi bunu hemen servis tabağımıza alalım. Bu arada ben makarna pişene kadar yatak odamı da süpürdüm, hallettim. Rahatladım. Çünkü bende alerji olduğu için düzenli olarak süpürmem gerekiyor. Yoksa uyuyamıyorum arkadaşlar. Ve sosumuzu da dökelim. Gerçekten çok güzel kokuyor.
Arkadaşlar ben yemeğimi yedim. Şimdi şöyle bir etrafı toparlayalım istiyorum. Kalan makarnayı da yoğurt kovamın içerisine aldım. Şimdi buzdolabına koyacağım. Dışarıda gök gürlüyor arkadaşlar. Ben size balkonumu göstermedim. Hava soğuk ama bir göstereyim. Şurada terliği var. Ay, duyuyor musunuz? Çok fena. Dondum. Kapatıyorum. Şimdi buraları toparlayalım arkadaşlar. Tripodum da burada. Şimdi güzel bir çekim yapalım sizinle. Temizlik. Makarnayı koyayım. Burada çok şey de azalmış. Kalsın tekrar zaten sos yapacağım çağrıya. O yüzden o kalabilir. Şimdi kuru yemişlerimi hemen kaldırayım. Arkadaşlar bitki çayı yapacağım kendime, meyve çayı. Şimdi bir tane kupamı alıyorum. Bunlar ince bardak. Çok güzel oluyor bunu da içmesi, keyifli. Bir de şöyle bir bardak altı alacağım. Aslında fincan altı. Bunlar güzel oluyor. Evet, suyumu kaynasın. Sonra da bitki çayımızı demleyelim. Suyumuz kaynayana kadar arkadaşlar çamaşırlarımızı atalım. Yine her zamanki gibi birikmiş. Şöyle yuvasına götürüyoruz. Tertemiz çamaşırlar. Gerçekten bizim evde çamaşırlar hiç bitmiyor. Eminim sizde de bitmiyordur. Şunları hemen halledelim. Suyumuz da kaynadı çünkü. Aradan çıksın değil mi? Şimdi renkler için deterjanımı alayım. Yumuşum. Ve diğer yumuşum. Acaba çok çabuk mu bitiyor ya da ben mi kontrolü kullanmıyorum? Düşündüğümden daha hızlı bitiyor arkadaşlar. Bence parmağım daha iyi. Unutmuyoruz, yarım kapak. Şimdi hemen hazırlayalım. Sonrasında çayımızı içelim. Evet, suyumuz kaynamış arkadaşlar. Ben şöyle bir tane kırmızı meyveler doğuşun çayını içeceğim. Bunun tadı lezzetli. Suyumuzu da dökelim önce. Evet arkadaşlar, bugün benden bu kadar. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Günümü sizlerle paylaştım. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı, bildirimler için zile basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın.